Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün üzüm sirkesi tarifiyle sizlere geldim. Hatırlarsanız daha önceden sizlere en detaylı bir şekilde elma sirkesi nasıl yapılır tarifimi vermiştim. Evet, bugün de sizlere hem elma sirkesi hakkında kısa bilgi vereceğim ve üzüm sirkesi nasıl yapılır sizlere anlatacağım. Bahçede oldukça üzüm vardı. Hatırlarsanız bu üzümlerden de geçen yıl pekmez yapmıştım arkadaşlar. Almanya'da gerçekten pekmez nasıl yapılır tarifi de tüm detaylarıyla anlatmıştım sizlere. Evet, bolca üzüm olduğu için ben bu kez de üzüm sirkesi yapmak istedim. Bolca toparladıktan sonra böyle kavanozlarıma üzümlerimi doldurdum. Ve elimle bastırarak suyunu sıktım. Ve saplarını içerisinden çıkarttım. Tabii ki üzümlerimizi toparladıktan sonra bolca temiz suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Bu detayı da söylemeden geçmeyeyim. Geçen yıl elma sirkesi kurduğumda üzerine oluşan sirke anasını bu şekilde alıp kavanozda saklamıştım. Yaklaşık bir yıl boyunca buzdolabında beklettim arkadaşlar. Tekrar sirke yapımında kullanmak için. Eğer sizlerin sirke anası yoksa hiç telaş etmeyin arkadaşlar. Zaten benim de önceden sirke anam yoktu. Ben kendim kurduğum sirkeden oluşturdum. Açıklama kısmına elma sirkesi nasıl yapılır tarifimi de bırakacağım. Dilerseniz o videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Üzümleri elimizle ezdikten sonra suyunu çıkartıyoruz. Gerekli olan o içindeki iri saplarını çıkartıyoruz. Ve bir yemek kaşığı bal kullanıyorum içerisine. İki tane 5 litrelik kavanoz kullanıyorum. Kavanozların yarısına kadar üzüm doldurdum. Bastırdım ve bir yemek kaşığı her bir kavanoza bal ilave ettim. Mutlaka hazır içme suyu kullanalım. Üzerine dolana kadar içme suyu dolduralım. Ben sirke kurarken içerisine nohut, bulgur gibi, ekmek gibi şeyler atmıyorum arkadaşlar. Bunlar sirkenin bulanık olmasını ve tadının değişmesine sebep olacaktır. Sadece bal kullanıyorum ve eğer varsa mutlaka yakın çevrenizde organik bir çay bardak sirke kullanın arkadaşlar. Üzüm veya elma fark etmez. Bir çay bardak kullanırsanız bu sirkenin oluşumunda daha kolaylaştıracaktır ve sirke anası kesin olacaktır. Bu yüzden organik bir çay bardak elma sirkesi veya üzüm sirkesi ve bir yemek kaşığı bal yeterli gelecektir. Evet, aynı şekilde elma sirkesi de kurdum. Bahçeden topladığım organik elmalarımdan temizleyip yıkayıp sapları ve çekirdekleriyle birlikte kavanoza doldurdum. Bir yemek kaşığı bal, aynen içme suyu ve üzerine bir çay bardak kadar elma sirkesi kullanacağım. Ve sirke anasını kullanacağım arkadaşlar. Sirke anasını 3 kavanozuma pay edeceğim. Sirke anasıyla sirke kurmak gerçekten inanılmaz kolay. Çünkü neden derseniz arkadaşlar, sirke yapımında dikkat etmemiz gereken günlük karıştırma işlemleri vardır. Sirke anası olduktan sonra bu karıştırma işlemini yapmıyoruz. Direkt üzerine koyuyoruz. Kapağını, bezini kapatıyoruz ve hiç karıştırmadan olmasını bekliyoruz. Yani inanılmaz kolay oluyor. Ama sirke ananız yoksa arkadaşlar, aynı şekilde organik sirkeyi yaklaşık bir çay bardak kadar ekledikten sonra her gün karıştırmalısınız. Her gün karıştırarak elmaların veya üzümün dibe çökmesini sağlamalısınız. Gördüğünüz gibi ben içme suyu ilave ettikten sonra sirke anasını bu şekilde pay ettim arkadaşlar. Benim elimde 2 tane sirke anası vardı. Büyük kavanozuma bir tanesini tüm olarak kullandım. Bu da ikinci sirke anası. Gördüğünüz gibi tam bir yüz ifadesi çıkmış orada da. Bunu ikiye böldüm ve kavanozlarıma pay ettim.
Bu sirke anası gerçekten çok kıymetlidir arkadaşlar. Yaşayan bir organik canlıdır aslında. Bakteri canlısı. Evet, kavanozdaki o elma sirkesini de 3 kavanozuma paylaştırdım. Ve bu şekilde ben sirkelerimi kurmuş oldum. Temiz bir bez ile kavanozların üzerine kapattım. Lastik geçirdim etrafına da. Her halükarda o sirke sinekleri içerisine girmesin diye. Olur da arkadaşlar içerisine sirke sinekleri girerse şu ihtimal de vardır. Sirke sinekleri yumurta bırakırlar. Zamanla o yumurtalar çatlayacaktır ve içerisine minik minik kurtlar olabilir. Bunlar da gayet doğaldır. Çünkü sirke yapımındaki sirke sinekleri yumurta bırakırlar. Yani sirkemizin oluşmasını aslında bir göstergesidir sirke sineklerinin olması. Böyle bir durumda arkadaşlar hiç sakın paniklemeyin, korkmayın. Onlar zaten kısa bir süre sonra kaybolup öleceklerdir. Süzme esnasında da zaten hiçbir şey kalmayacaktır. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Evet, ben sirkelerimi bu şekilde kurdum arkadaşlar ve lavabomun altına kaldırdım. Arada bir kontrol edeceğim. Hiçbir şekilde karıştırmayacağım. Yaklaşık 8 veya 12 hafta içerisinde sirkelerim olacak diye umut ediyorum. İnşallah tekrardan sirke anasını elde edeceğim. Sizlerle sonucunu tekrar paylaşacağım. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere geri dönmeye çalışacağım. Eğer sizler de farklı bir şekilde kuruyorsanız kendi tariflerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz paylaşımların devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca yorum ve beğenilerle bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.